Bazı kardeşlerimiz gerek spor salonunda, gerek spor mülakatlarında, gerek sözlü mülakatlarında ne yapılması gerektiğini ve nelerin neye dikkat edilmesi gerektiğini bilmedikleri için bizlere sordular. Bizler de bugünün müsait bir zamanın saat dilimine uyarak sizlerle birlikte açıklama yapmak istedik. Şimdi arkadaşlar, herkes mülakatlara gidecek. Beni dinleyen her kardeşim yakın bir zamanda mülakatlara gidecek. Ve mülakatlarda kesinlikle mülakata gitmeden önce katı bir yemek yemeyin arkadaşlar. Öncelikle katı yemek mideyi zorlayacaktır. Hele hele ki 1 saat 2 saat önceden katı yemek tüketmeyin arkadaşlar. Çünkü sizler spor mülakatı sırasında koşu, şınav, mekik bu aşamalardan geçeceğiniz için sindirim sisteminiz bu aldığınız gıdayı, yemeği sindirmeden midenizde bekletecektir belli bir süre. O süre zarfında sizler koşu ve mekik, şınav çektiğiniz sırada tıkanacaksınız ve orada bırakacaksınız arkadaşlar. Bu şekilde baylan bile olmuştu arkadaşlar. Ne olursa olsun 1-2 saat önceden katı yemek tüketmeyin. Gerektiğinde sıvı tüketin. Meyve suyu için, bir şekilde süt için yani vitamin almaya çalışın arkadaşlar. Meyve tüketin, hani sıvı tüketin ama katı bir şey kesinlikle yemeyin. Bunlar sizler için zararlıdır arkadaşlar. Gelelim spor mülakat aşamasına. Adaylarımız spor mülakatında başarılı olmak için öncelikle ön sağlıktan geçmesi gerekiyor. Boy kilo endeksine uyumlu olacak aday öncelikle boy ve kilo tartımına çıkacaktır. Adayın boyu 1.70 ise ve kilosu da 80 ise geçer. 1.72 veya 1.75 ise kilosu 80 ise yine geçer. Yani sizin kilonuzun üst 10 kilo sınırı kabul ediliyor sözleşmelerle arkadaşlar. Bunun için sıkıntı yapmanıza gerek yok. Yine de kilonuza dikkat edin arkadaşlar. Fit kalmaya çalışın. Öncelikle sizleri şınav ve mekik aşamasına sokacaklar arkadaşlar. Şınav mülakatında, şınav pozisyonunda en az 10 tane veya 15 tane çekmeniz size ek puan kazandıracaktır. Yani kendinizi fazla zorlamayın arkadaşlar. Hele hele ki mekik pozisyonuna gelecek olursak arkadaşlar çok fazla çekmeyin. Çünkü mekik çektiğiniz an aradan 5 dakika sonra sizleri koşu mülakatına dahil edecekler. Yani bir anda koşacaksınız. Onun için kesinlikle arkadaşlar şınav pozisyonunu hadi 15, 20, 30 çekebilirsiniz. Ama ki mekik pozisyonunu alırken çok çekmeyin arkadaşlar. 20 tane, en az 25 tane çekmeniz lazım bildiğimiz kadarıyla arkadaşlar. 25-30 tane çekmeniz kafidir. Yani fazlası sizin direncinizi kırabilir arkadaşlar. Her insanın vücudu tabii ki farklıdır. Burada bünyesi zayıf olan ve gerçekten bu şekilde daha önceden spor yapmayan kardeşim için çok hassas bir durum. Koşu mülakatına, koşu aşamasına gelecek olursak Ankara Mamak'ta genellikle 400 metrelik ve 1500 metrelik koşuyla sınanıyorsunuz arkadaşlar. Ama ki son 4 döneme gördüğümüz gerek koşular olsun, gerek aşamalar olsun son 4 dönemi 400 metrelik koşuyla bitirdik arkadaşlar bu zamana kadar. Yani yüksek ihtimalle sizleri 400 metrelik düz koşuya tabi tutacaklardır. Büyük ihtimalle o şekildedir. Yani kimse kendini kasmasın, sıkmasın. Tempoyla başlayın arkadaşlar. Depalla çıkmayın. Depalla çıkılacak koşu pozisyonu da var. Çünkü bunları anlattığımız için, bildiğimiz noktaları yaşadığımız için sizlere anlatmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Örnek veriyorum. Ankara Cebeci'de mülakata girmiş olsaydınız yüksek ihtimalle bomba koşusu yapacaktınız. Hak diliyle teneke sistemi arkadaşlar. Ama ki Ankara Mamak'ta 400 metrelik düz koşuyla koşacaksınız. Onun için depolla çıkmayın. Tempolu bir yürüyüş yapın arkadaşlar. Koşunun 100 metresinden 150 metresinden sonra artık temponuzu arttırın arkadaşlar. Bunlar sizler için başarıya ulaşacak anahtardır kardeşlerim. Gerek spor mülakatları gerek sözlü mülakatları bu aşamalardan geçmeniz gerçekten sizin elinizde. Akıllı ve mantıklı düşünürseniz geçersiniz arkadaşlar. Ve en son aşama Ankara Mamak'ta sizleri bekleyecek en son aşama sözlü mülakat. Herkesin korktuğu ve düşünüp aklından çıkaramadığı tek mülakat sürecindeki aşama sözlü mülakat. Sözlü mülakata girerken arkadaşlar öncelikle sizler zaten koşuyu bitirdikten sonra o telle, o heyecanla, o kalp çarpıntısıyla sizleri direkt sözlü mülakatına dahil edecekler. Çünkü oradaki sizin gerek konuşmanız, diksiyonunuz, haliniz, hareketiniz, kendinizi ifade etmeniz, soğukkanlılığınız, özgüvenliliğiniz, kondisyonunuz bunların hepsi sözlü mülakatta sizlerle tanışacaktır arkadaşlar. Kapıya geldiğiniz zaman ortalama 8 tane komisyon kapısı var arkadaşlar. Her bir komisyonun her bir adayı önünde bekleyecektir. Kapıya 3 defa vurun kardeşlerim. 3 defa vurun. Vurdunuz mu? Sıkıntı yapmayın. Bekleyin. 2 saniye beklediniz mi? Duymasanız da içeriye girin. Kapının ağzında eğer
askerlikten geldiyseniz ve askerlik sürecinin 3. veya 4. ayını tamamladıysanız ve asker sürecindeyseniz, asker altındaysanız tekmiliniz farklı olacaktır. Geldiniz, kapının önünde şu eliniz, parmağınız kırılacak arkadaşlar. Esas duruşunuzu göstereceksiniz. Kapının önünde Ali Kemal Konya, emredin komutanım. Selamınızı verdikten sonra bekleyin. Onlar gel demeden sizler kesinlikle gitmeyin arkadaşlar. Çünkü orada kapıdan başlar, içeriye girene kadar puanlama sistemi var kardeşlerim. Daha sizlere soru sorulmadan sizlerin yapmış olduğunuz o içerideki düzen olsun, saygınız olsun, sevginiz olsun, duruşunuz olsun, puanlamaya o şekilde başlıyorlar. Gel Ali, gel Kemal, geldin mi? Esas duruşunu bozma. Yürüdüğün zaman tekrardan dur, rahat ol. Geçtin. Anlat bakalım, ismin nedir? Ali Kemal efendim, Ali Kemal komutanım. Nerelisin? Sen söyledin ama değil mi, kapının önünde Konyalı olduğunu söyledin. Sana yine söyleyecekler. Ama ben söyledim komutanım, öyle olmuyor. Öyle olursan zaten 1-0 maça yenik düşersin. Efendim veya komutanım, ben Konya doğumluyum. Konya doğumluyum veya Gaziantep doğumlu Şahinbey ilçesinde ikamet ediyorum. Ondan sonra anlat bakalım bize. Ali, Kemal, Konya'nın herhangi bir şehrinde yaşanmış olan bir tarihi olay, kahramanı var mı? Biz de bilelim. Onlar zaten biliyor arkadaşlar. Çünkü oradaki komutanlarımız okumuş ve bu pozisyonlara gelmek için sizlerin geçtiği aşamalardan geçtiği için sizlere psikolojik baskı uygulayacaklar. Anlatın arkadaşlar. Kendinizi hiçbir zaman kasmayın. Burada sizlere mülakattan nasıl geçileceğini söylüyorum. Mülakatta hangi sorular sorulacağını söylemiyorum. Ne sorulursa sorulsun net cevap verin. Bilmiyorsanız anımsayamadım efendim. Anımsayamadım komutanım. Duruşunuz, pozisyonunuz, kendinizi karşı tarafa ciddi bir şekilde göstermeniz, bunlar mülakat aşamasındaki olmazsa olmaz başarıdır kardeşlerim. Onun için kendinizi hiçbir zaman katmayın, heyecanlanmayın. Karşıdaki de bir insan, sizler de bir insanız. Şimdi ezan okunuyor. Aziz Allah, şifa senden ya Resulallah. Bu sürece kadar beni dinleyen kardeşime Rabbim gönlündeki mesleği nasip etsin. Gerçekten arkadaşlar, başarıya ulaşmak için mücadele etmemiz lazım, azim etmemiz lazım, hırslı olmamız lazım. Bunlar bizim elimizde. Her neyse kardeşlerim, mülakat sürecinde bunları yaşayacaksınız. Kesinlikle kendinizi kaptırmayın, heyecanlanmayın, panik yaşamayın. Gerekirse sizlere sorular sorarlar kendinizle alakalı. Bu zamana kadar ne iş yaptın, nerede yattın, nerede kalktın, ne bileyim yani. 5 dakikalık sözlü mülakatta da sınanırsınız, 2 dakikalık sözlü mülakatta da sınanırsınız. Bunlar kişiden kişiye değişir kardeşlerim. Bu süreçlerden geçtikten sonra arkadaşlar, sizleri aşağıda bekleyen komutanların elinde ortalama o komisyonun, o komisyonda giren 50 tane kişinin dosyası vardır. Geçen kişinin dosyası verilir, kalan kişinin dosyası da masaya koyulur, gönderilir arkadaşlar. Beni dinleyen her kardeşimiz, Allah'a şükür ki Rabbim ezanı da okuyor. O zamana kadar %90 ile %95 arasında başarıya ulaştılar. Umarım sizler de kazanırsınız arkadaşlar. Çünkü bu başarı bizim elimizde. Başarıyı kazanmak için öncelikle kendimizi tanımamız lazım. Aynanın karşısına geçtiğimizde ben yaparım, ben kazanırım, ben başarırım diyebilecek bir potansiyeliniz olması lazım arkadaşlar. Korkak bir şekilde, heyecanlı ve paniklik bir şekilde giderseniz zaten kaybetmeniz için daha ne gerek var ki? Her şey zaten hali ortada olacak. Değil mi arkadaşlar? Onun için ne olursa olsun kendinize güvenin kardeşlerim. Ben kendime güveniyorum ki burada sizlere bir şeyler anlatıyorum. Ve bu anlattığım konu da sizleri başarıya götürecek yol olduğu için burada ben rahat bir şekilde, vicdanlı ve merhametli bir şekilde sizlere bunları kolay bir şekilde anlatıyorum. Değil mi arkadaşlar? Umarım yararlı bir video olmuştur kardeşlerim. Ben elimden geleni yaptım. Gerçekten sizler de bu başarıya ulaştığınız zaman beni de unutmayın. Ne olursa olsun gerek videolarımı beğenerek, gerek kanalımı önererek, kanalıma abone olarak beni mutlu etmiş olursunuz. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar kardeşlerim. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın. Ben Kral Makara. Bugün bir kardeşimi bir sözlü mülakattan geçirirsem bu benim için en güzel mutluluktur. Hoşça kalın.